Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 3 renkten oluşan çok güzel kare bir motif çalışması yapacağız. Motifimizi örmeye her zaman olduğu gibi zincirimizi çekerek orta kısmından başlıyoruz ve her bir sırada bir renk değiştirerek tamamlıyoruz. Kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. 6 zincirimizi çekerek göbek kısmını oluşturalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinci zincirim içerisine gelerek batırıyorum. İlmeğimi içerisinden geçiriyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Kapamış olduğumuz minik göbeğimizin içerisine ipimizi de şöyle gizleyerek trabzanımı örüyorum. Bir defa doladım. Bir ördüm. İkincisini örmedim. Bakınız, 2 tane ilmeğimiz oldu. Tekrar doladığımı örüyorum. Diğer kapatma işlemini yapmıyorum. Bir defa doluyorum. Bu 4. kez zincirimizle birlikte örüyorum. Bakınız, 4 tane ilmeğimiz oldu. Hepsini aynı anda çekiyorum. Araya 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra birinci yaprağımı oluşturuyorum. Toplamda bu yaprağımızdan 8 tane oluşturacağız. Tığımın başını doluyorum. Bir defa doluyorum. Bir örüyorum. Bakınız, 2 ilmeğimiz kalıyor. Tekrar bir doladım. Bir örüyorum. 3 ilmeğimiz oldu. Bir defa doluyorum, bir örüyorum. Dördüncü kez aynı işlemi yapıyorum. Bir defa örüyorum, diğeri kalıyor. 4 defa aynı işlemi yaptıktan sonra bir de örgümüzü yürüttüğümüz ilmeğimiz, toplam 5 ilmeğimizin hepsini tek seferde örerek kapatıyorum. Araya 1, 2, 3. 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yeniden 1 giriyorum. Birini örüyorum, ikincisini örmeden bırakıyorum. Toplamda 4 defa aynı şekilde örüyorum. 3, 4. Toplanan bütün ilmeklerimi 4. trabzanımdan sonra tek sefer çekiyorum. 1, 2, 3 zincirle arayı belirliyorum. Ve yeniden aynı işlemi tekrar ediyorum. Toplamda 8 defa bu çiçek yapraklarımızı örerek sıramızın sonunda görüyoruz. 8 tane çiçek yaprağımızı örerek geldim. Aralarında 3'er zincir çektim. 2, 4, 6, 8. Son 3 zincirimi çektikten sonra başlangıçtaki zincirimin dibine giriyorum. Sadece ilmeğimi şu şekilde geçiriyorum. Ve bir tane zincir çekip düğümümü atıp ipimizi buradan kesiyoruz. Ve birinci rengimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi ikinci rengimize geçelim. İkinci olarak yeşil rengimi kullanmak istiyorum. İpimi kopardığım yerden değil, farklı bir yerden başlayalım. Herhangi bir köşeye girelim. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen tığımın başını bir defa dolayarak trabzanımı örüyorum. Zincirimle birlikte 2 tane trabzanım oldu. 3. zincirimi örüyorum ve ipimi de bakınız şu şekilde alttan gizliyorum. 3 trabzanımı ördüm. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 3 tane daha trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzanımı ördüm. Araya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Buradaki zincirimi atlıyorum. Diğer taraftaki zincirimin içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. 2 zincir. Tekrar 3 trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir defa doluyorum. İkili trabzan. Araya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle ipimi gizlemek için bu tarafa doğru yatırıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 3 zincir atlıyorum. Diğer 3 zincire 3 tane trabzan örüyorum. Köşelerimizi yapıyoruz şimdi. 2 zincir, tekrar 3 trabzan. 2 ve 3. Araya 3 zincir. Köşedeki, bakın, bir atladım, köşeye geçiyorum. 2 ve 3. İkinci sıramızı da bak bu şekilde tamamladık. Tekrar son köşemizin trabzanlarını tamamlıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra baştaki 4 zincirimin bulunduğu yerin en tepe noktasına gelerek ilmeğimi sadece geçiriyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlayarak kapatıyoruz. Şöyle görelim, bakınız.
mavi rengimi alıyorum. Bir tane zincir çekip düğümümü attım. Hemen örmeye başlıyorum. Köşemin içerisine giriyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra 3 tane trabzanımı örüyorum. Zincirimizle birlikte toplam 3 trabzan. 2 zincir çekiyorum araya. Tekrar 3 tane trabzanımı köşeye örüyorum. 1, 2, alttaki ipimi de şu şekilde gizledim. Ve 3. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak köşemi ördüm. Araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Bakınız 3 tane zincirimiz vardı ve altta yine zincirden oluşan bölümüm vardı. Sarıdan olacak şekilde şöyle aşağıya batıyorum. 1, 2. Sarıdan alıyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 tane zincirimi araya çekiyorum. Yeniden 3 trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Sarıdan aldık bakınız. Şöyle iplerimizi daha sonra içini gizleyerek kaybedeceğiz. Tığımın başını tekrar zincir çekmeden doluyorum. Bu kez köşemizdeki olan zincire giriyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar araya zincir çekmeden sarıdan girerek 3 trabzan, 2 zincir, tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3. Zincirimizi çekmeden ipimizi de şöyle gizleyelim. Trabzanlarımızı örelim. 3 trabzan, tekrar 2 zincir, 3 trabzan. Bu 3. sıramızı aynı şekilde örerek bütün köşelerimizi tamamlayalım. Sarıdan alalım. Trabzanlarımızı örerek sıramızın sonuna kadar geldim. En son sarıdan alarak 3'er trabzanımızı ördükten sonra çekmiş olduğumuz ilk zincirin tepe noktasına gelerek batıyorum. Sadece ilmeğimizi geçirelim. Bir zincirimizi çekip motifimizi bu şekilde tamamlayalım. Evet, motifimizi bu şekilde örerek tamamladık. İpimizi şöyle içeriye gizleyerek bütün iplerimizi kaybedip makasımızla keseceğiz. Evet, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.